Bir insan da fıtratın dışına çıkarsa, nasıl ki hayvanın dengesi bozulduğu gibi, insan da dengesi bozulur muhteremler. Beyin bunu kabullenme, beyinde zorlanma olur böyle. Gönülde daralma olur, ruhta sıkılma olur, huzur insanın bozulur. Günümüzde hastalıkların hemen hemen kökeni hep psikolojiktir. Hep bunlar var. Sinirse psikolojik hastalıkların çoğu. Neden? Ruhsal dengeleri bozulduğu için, insanlara fıtratından koptuğu için Allah insanı niçin yaratmıştır? Tavuğun görevi yumurtlamak. Kuşun görevi ötmek. Horun görevi ötmektir. Tabii ötmek boş değil onlar böyle. Onlar zikirdir. O kuşun kan çırpması da onun namazıdır. Namazdır böyle. Onun ibadetidir bunlar her şeyde. Şimdi bir insan fıtratı dışına çıkarsa, yani İslami yaşam dışına çıkarsa ne olur muhteremler? Hemen dünyada da bedensel zararını görür. Alkol örnek. Allah'ı haram kılmıştır alkolü. En fazla etkisi de beyinde oluyor. Çünkü alkol hiç işleme tabi olmadan, sindirilmeden hemen kana çekiliyor alkol. Derhal. En fazla da beyne zarar oluyor. Beyin sıvısına gidiyor. Zaten beyin hücreleri de sıvıdan alırlar, gıdalarını alırlar. Beyinde ne oluyor beyinde? Beyindeki merkezlerde çöküntü oluyor, çöktürüyor bunları. Yani kişi ne oluyor? İsteyerek kişi elinde bir nevi bir delilleşme biraz. Yani normalleşmeme. Gerçekten böyledir sarhoşlamada. Yani sarhoşun yürümesi dengesizdir, konuş dengesizdir, her şeyi dengesi bozulmuştur muhteremler. Osmanlı döneminde 4. Murat Han'ın zamanında içki yasağı konmuş, zaten yasak ama onun zamanında yasak çok uygulanıyor. 4. Murat Han'ın zamanında. Çok uygulanıyor bu yasak. Kimi yolda sarhoş görürlerse alıyor bunları zaptiyeler, yani kolluk kuvvetleri, karakola götürüyorlar bunları. Yine bir gece bu zaptiyeler, kolluk kuvvetleri etrafa dolaşırlarken bakıyorlar aşırı alkole bir sarhoş. Yürüyemiyor ama. Tabii düşe kalka yürüyor, şarkı söylüyor, gevezelik yapıyor, karşıdan belli daha. Dengesi bozulmuş yani. Alıyor bunlaştığınız zaptiye bunu, fakat sürüyüze götüremiyorlar. Bakıyor oradan bir hamal geçiyormuş. Eski hamallar sıra küfe olurdu, büyük küfe. Eskiden vardı bunlar böyle. Semer olurdu hamallarda, arkadan büyük küfe olurdu. Oradan bir hamal geçiyormuş. Hamal çağırıyorlar, gel bakalım geliyor hamal. Kaldırıyor bunu zaptiyeler, bu küfe içine koyuyorlar. Hamalın sırtına vuruyor, götürüyorlar. Hamalın sırtında bu sarhoş giderken bakıyor karşıdan yine bir sarhoş alkolü daha geliyor. Küfedeki bu alkolü sarhoş içinde unutuyor kendisini de gülmeye başlıyor. Neye gülüyor diyorlar zabıtalar. Bakın bakın şu karşı sarhoş bak nasıl yürüyor bakın şu sarhoş muhtemelen. Demek ki alkolü bir kimsenin denge bozukluğu bakınız bu ondan daha aşağı alkolü olduğu halde bunun bile dikkatini çekiyor muhtemelen bakınız. Alkolü böylece. Allah bunu haram kılmış muhtemelenler. Allah bunu haram kılmıştır. Onu yapan kimse ne yapıyor? Yani bile bile beyindeki merkezleri çökertiyor böyle. Dengesi bozuluyor. Tabii trafik kazasına neden oluyor. Evde eşliğine boşayabiliyor. Çoğun rızkını başka bir yere verebiliyor. Dengelere bozuluyor. Her şey bunun gibi. Kumar. Bu da Allah'a sakamış bunu böylece.
Kumarda ne var? Önce kumarda aşırı bir gerilim, tedirginlik var. Yani kaybetme, kazanma. Aşırı bir gerilim, tedirginlik, insanın beden yapısı da buna müsait elverişli değil ama muhteremler. Değil böyle şey. İnsan ne ister? Huzur, rahatlık, güven ortamı ister insan. Ama kumar masasında ne olur? Kumar masasında böyle sürekli bir gerilimli bekleyiş, bir tedirginlik, bütün sistemin gerilimde, beyin muazzam zorlamada, bu da ne yapıyor? İnsanın bütün sinirini bozuyor bak bu terimler böylece. Hele Allah korusun cinsellik, garimeş cinsellik derler. Bu nedir Allah korusun? Bakınız Allah Teala Mevlam hayvanları Mevlam ne yapmış? Belirli bir zamana sınırlamış hayvanları Mevlam. Hayvanların bir çiftleşme zamanı vardı bakınız. O hayvan olduğu halde demek ki bunun sürekliliği önemli değil onlar için. Ancak neslinin devamı için Mevlam ona ne veriyor? Belli bir zaman veriyor. Ancak o zamanda çiftleşiyorlar böylece. Hele bu cinsellik gayrimeşruya dönüşünce ne olur muhteremler? Tabi cinsel dengeler bozulur. Yani toplumun genel ahlakı bozulur. Toplumun yüzü oraya tarafa döner. Tabi dolayısıyla aile yuvası da çatırdar yıkılır aile yuvası muhteremler. Yani bir toplumda açık saçı gezenler çoğalırsa, cinsel dengelere bozulursa ahlak da bozulur. Ahlak da bozulur. Cinsel sapıklık meydana gelmeye başlar. Aile yuvaları yıkılır. Evde huzur kaçar. Çocuklar sokağa terk edilir muhteremler. Sonra ne olur? Allah korusun toplumsal felaketler gelir. Yani genelde hadis şey buyuruluyor. Zina eğer bir yerde açıkça işlenip toplumu tamamen kapsarsa, açık işlenirse, engellenmezse oraya genelde deprem olur muhteremler. Efendim işte fay hattı şunlar bunlar var. Fay hattı yaratan kim ama muhteremler? Kim var? Efendim işte dere var da taşıyor. Her zaman dere var. Ama 40 sene taşmaz. Böyle dilerse taşlar. Aslında her şey bir rahmettir. Ama eğer kullar dengeyi bozarlarsa o zaman rahmet felakete dönüşüyor. Mesela yağmur rahmettir aslında. Hatta Anadolu'da yağmur denmez de rahmet yağı denir Anadolu'da. Rahmet yağı bakın der. Yağmur denmez böyle. Aslında rahmettir. Ama felaket olabiliyor, sel olabiliyor. Evleri yıkıyor, ağaçları söküyor, insanı öldürüyor, hayvanları götürüyor böylece. Depremde bunun gibi azı cemaatimiz, yani Allah korusun toplumsal olarak böyle fuhuş fazlalaşırsa, cinsel denge bozulursa, o zaman depremde olabiliyor.